Merhaba hepiniz, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle biraz asitlerden bahsedelim istiyorum. Hangi asit ne işe yarar, ne için kullanılmalı? Bunları ben çok araştırdım, çok okudum fakat önümde şu an bilgisayarım açık. Bir yanlışlık, bir karışık olmasın. Oradan da size bakarak böyle aldığım notlardan da anlatacağım. En başta şunu söyleyeyim, ben asit serum kullanmaya ordinary ürünleriyle başladım. Bir kısmını dediğim gibi demeyeyim. Az önceki videoda anlattım. Bir arkadaşım hamile kaldığı için kullanamıyordu. Zeynep al dene. Dedim olabilir. Sonrasında kendim de birkaç ürününü aldım. Çok memnun kaldım. Çok güzel de cildim uyum gösterdi. Sonrasında tabii ki bu ürünler bitiyor ve burada fiyatları gerçekten çok yüksek. Instagram satıcıları olsun, dolap uygulamasındaki satıcılar olsun, yani bir ürünü olabildiğinin 3 katına falan satıyorlar. Dolarla almış olsanız bile burada 2,5-3 katı parası. Çok yani mantıklı gelmedi tabii ki, çünkü kullandığınız tek bir ürün değil, tek bir kereye mahsus olacak bir ürün değil. Cilt bakımı diyorsanız nasılsa yüzünüzü temizliyorsanız gene bu ürünleri öyle bence uygulamanız gerekiyor. Şu an yüzümde hiçbir makyaj, hiçbir şey yok görmüş olduğunuz üzere. Özellikle de bu videoyu bu şekilde çekmek istedim. Cilt bakım rutini videosunu az önce çektim. Nasıl oldu, ne kadar karışık, neyi anlattım? İnşallah anlayabilirsiniz rutinimi nasıl yapıyorum. Oraya ekleyeceğim. Amerika'dan gelecek bir akrabamız vardı. Eylül'de burada olacaktı. Ben oradan bir takım alışverişler yaptım. Ordinary'nin kendi sitesinden. Gerçekten buraya göre çok uygun. Şimdi oradaki fiyatları görünce burada bir daha almak için acıyor yani. Gerçekten acıyor. Çünkü bayağı fark ediyor fiyatlar. İçeriklere de bakarken Purist Solution diye bir Türk markası çıktı biliyorsunuz. Tüm bloggerlara, youtuberlara, herkese ürünler gönderildi. Ben maalesef o takipçi sayısında olamadığım için ben tüm ürünlerini kendi paramla aldım. Hatta şurada bir yerde faturam var. Evet, faturam daha burada. Faturada almış olduğum ürünler. Dediğim gibi yani ordinary kullanıyorum, çok memnunum. Ama buradaki fiyatlar nedeniyle ordinary maalesef yüksek kalıyor. İndirim sırasında da Purist Solution ürünleriyle başlamak istedim. Her şeyden önce şununla başlayayım. Ordinary'nin AHA 30 BH2 Peeling Solution'ı. AHA BH nedir? İşte ondan sonra o asit nedir, bu asit nedir falan filan çok merak ediyorsanız internette var. Burası bir kimya dersine dönsün istemiyorum. Ben de internetten açıp okuyarak, bilgi edinerek ürün kullanmaya başladım. Her şeyden önce cildim gözenekli, yağlı. Akneye meyilli bir cilt. Herhangi bir cilt uygulamam, botoksum, dolgum, hiçbir şeyim yok görmüş olduğunuz üzere. Alfa hidroksi asit, alfa beta hidroksi asit. Bunlar ne işe yarar? Şimdi size Purist Solution'ın kendi sitesinden açıp göstereyim. Biliyorsunuz ordinary ürünleri de işte alkolsüz, birçok kötü özelliği bulunmayan ürünler. Aynı şekilde Purist Solution da o şekilde. Şimdi size onlardan da bahsedeceğim. Akne tedavisinde kullanılan bir ürün olarak görünüyor. Şimdi akneler gözeneklerin ölü deri hücrelerini yağ yani sebum, bakteriler sebebiyle tıkanma sonucu ortaya çıkar. AHA'larla peeling yapmak tıkanıklığı gevşetmeye ve temizlemeye yardımcı olur. Sürekli kullanım gelecekteki tıkanıkların oluşmasına da engel olur. Evet, gerçekten öyle. Haftada bir kez kullanıyorum. Gözeneğiniz gitmeyecek. Pürüzsüz bir cildiniz olmayacak. Gözenekli cilde sahip olan arkadaşlar olmuyor. Denedim. Ancak biraz daha pürüzsüz, daha küçük, daha temiz görünebilir. Ama tamamen yok olmuyor. Sizin gözünüz nasıl kahverengiyse, yeşil olmuyorsa gözeneğinize gitmeyecek ama küçülebilir. Bu peelingler o işe yarıyor. Yağlı ciltlerin çok çok seveceği bir peeling ve anti-aging etkisi olan bir peeling. Geliyorum diğerine. Şöyle söyleyeyim.
Pure Solution'ın şimdi şu an sayfasında geziyorum. En çok satan ürünleri işte az önce göstermiş olduğum peeling, niacinamin ve alfa arbutin. Ürün videoları çıkıyor karşınıza. Ürünlerimiz paraben içermiyor, parfüm yok, alkolsüz ve komodon yani non-komodenik ürünler. Bizimle iletişime geçebilirsiniz diyor. Aynı hatta bazı bloggerlarda, youtuberlarda ordinary ürünlerinden daha bile iyi olduğu söyleniyor. Şimdi onlardan almış olduğum şöyle aha göstereyim. Tabii ki bunu açmadım. Her şeyle birebir aynı. Şişeler aynı. Şurada bir bantı da geliyor. Ne zaman açtığınızı üzerine yazabilirsiniz. Kilitli kapaklar. Şöyle. Bunun rengi bir tık daha pembemsi kırmızı. Bu daha böyle bordo gibi görebiliyorsunuz. Onun haricinde hiçbir farkı yok. Aha 30, bu aha 10. BH 2, BH 2. Yani dediğim gibi bir deneyeceğim. Zaten hali hazırda geleceklerim de var Amerika'dan. Şimdi niacinamini göstereceğim. Niacinamid The Ordinary'de 10, Çinko 1 içeriyor. Buradakinde Pure Solution'da niacinamid 5, Çinko 1 gösteriyor. Yağlanma, gözenek problemi olan ciltler, akneye meyilli ciltler bunu çok seviyor. Gerçekten öyle bir pürüzsüzlük hissi veriyor. Hemen okuyorum. Genişlemiş gözenek görünümünü azaltır, cilt tonunu eşitler. Pürüzsüz bir cilt dokumu oluşturur. Cilt bariyerini de güçlendirir diyor. Gerçekten öyle. Ben bunu bitirdim. Şu an bunu kullanıyorum. Şöyle tarih yazmadım çünkü not defterim var. Ben oraya not alıyorum. Günlük kullanıma gayet uygun. Ordinary'ninki beyazken bu biraz daha böyle koyu, biraz daha kıvamlı bir ürün. Bir damla alıp tüm yüzüme uyguluyorum ve yeterli oluyor. Bunları kullanırken ben ilk başlarda hep onu yaptım. Çok 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 fazla. Yani hani daha fazla ürün daha iyi gelecekmiş gibi üst üste ürün uyguluyorsanız maalesef çok fazla kullanmayın. Yeter miktarda bir damlası yüzünüze yetiyorsa bir damlasını uygulayın ve yeter yani. Benim gibi böyle kat kat yapmayın. Bir diğer ürünleri, en çok satılan ürünü buymuş. Çok çok özür bulamadım. Ordinary'nin bu adili gene Alfa Arbutin. Alfa Arbutin de gene lekeler için çalışan ve cilt gençleştiren, ince çizgilerinizi açan bir ürün. Alfa Arbutin %2'lik burada. Hyaluronik asit de var içinde. Pure Solution'da aynı şekilde hamilelik lekesi, akne lekesi, yaşlılık lekeleri ve güneş lekelerinde çok iyi çalışıyor. Her şeyden önce arkadaşlar şunu söylemeyi unutmayayım. Mutlaka ve mutlaka güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Cilt bakımı videosunda ben az önce uygulamayı yaptım. Yüzümde de güneş koruyucu var ve evdeyken de dışarıya çıkmıyorken de camdan gelen ışık dahi sizi lekelenmenize sebep olabilir. O yüzden böyle mesela leke karşıtı ürünler kullanıyorsanız bunlar cilt soyan ürünler olduğu için mutlaka ve mutlaka güneş koruyucu kullanın. Hatta sabah 10'a kadar güneş koruyucunuzu mutlaka sürmüş olun bunları kullanıyorsanız. Alfa Arbutin'i ben en fazla haftada 2 kere geceleri kullanıyorum. Gene ışık görmeyeceğim zamanlarda çünkü ertesi günde mutlaka yüzüme güneş koruyucu kullanmış oluyorum. Gece gündüz kullanıma uygundur diyor. De öyle yapıyoruz. Dediğim gibi yani buradaki fiyatlarla şu an gayet mantıklı. Ondan sonrasında başka. Mesela toniğini ben daha önce almıştım. Tonik de Argelin diye bir serumu var. Argelin ben daha önce hiç kullanmadım. Peptitler. İşte burada peptitlerin ne işe yaradığı, hangi kaynaktan bulunduğu yazıyor hepsi. Siz de bakabilirsiniz. Farklı yerlerden de araştırabilirsiniz. Ben hepsini böyle günlerce, haftalarca okudum, araştırdım. Ama dediğim gibi hepsini şu an aklımda tutmam mümkün değil. Peptitin şöyle bir yapısı var. Peptit, amino asit zincirinden oluşuyor. Ciltte olan kırışıklık, ince çizgilenmelerin azaltılmasında kullanılan en etkili peptitlerden biridir. Asetil heksapeptit 8 olarak da biliniyormuş bu arkadaşlar.
işte kas hareketlerinden oluşan mimik çizgilenmelerinde falan çok iyiymiş. Gibi gibi kozmetik avantajları da varmış aynı zamanda. Henüz kullanmaya başlamadım. Bilmiyorum ne zaman bunu kullanmaya başlamış. Çünkü hali hazırda çok fazla ürün kullanıyorum. Ordinary'den böyle bir ürünüm yoktu. Pure Solution'dan aldım. Bunu da kullanmaya başlarım. Belirli bir yaş olunca mecburen böyle şeylere gidiyorsunuz. C vitamini. Bu arada yaşım 35. Onu da söylemeden geçmeyeyim. C vitamini. Bununla da yeni başladım. 2 gün falan oluyor. Ben bunu sadece göz çevresinde kullanıyorum. Pure Solution'ın Caffeine Solution 5 vitamin C'si. Serbest radikallerini nötrize eder, temizler, cilt, çevresel etmenlerden kaynaklı stresin cilt yüzeyindeki görüntüsünü azaltır. İnce çizgiler ve kırışıkları azaltmaya yardımcı olur. Daha sıkı ve elastik bir cilt sağlar. Melanin üretimini azaltarak cildi aydınlatır. Koyu lekelerin görünümünü azaltır. Daha 2 gün oldu, ben pek bir etki göremedim. Cilt hücre yenilenmesini arttırır. Ölü deri ve hasarlı cildi temizler. Kolajen üretimini arttırır. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu ürünleri kullanıyorsanız bunların fayda etmesi ya da işte bir etki görebilmeniz için en az 8 hafta kullanmanız gerek. O yüzden henüz daha 2 gün oldu. Bilmiyorum nasıl bir etkisi olacak. Bakalım. Geldim glikolik asite. Glikolik asit tonik şeklinde var. Pure Solution'da da aynı. Ordinary'de de aynı. Ordinary'de ne zamandır kullanmaya başladım ben? Birkaç haftadır. Çünkü güneşin etkisini biraz kaybetmesi gerekiyor. Glikolik asit de en güzel salisilik asitle birlikte çalışan, yağlı ciltlerin çok seveceği, cilt derinine kadar inip gözeneklerinizi küçültüp yağ dengenizi sağlayan bir ürün aslında. Glikolik asiti kullandığınızda mikro soyucu bir asit olduğu için ertesi sabah mutlaka güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Yani tatilde falan zaten bunu kullanmanız hiç mümkün değil. Olmayan lekeleriniz bile oluşur. Güzel, şimdilik iyi gidiyor. Daha dediğim gibi yani çok uzun bir süre olmadı ben kullanalı. Pure Solution'ın ikisi bu şekilde. Ayrı bir başlığı geliyor. Henüz açmadım. Elimde olduğu için. Ordinary'ninki de elimde. Onu kullanıyorum şu an. Evet, ilk sürdüğünüzde böyle kımıl kımıl oluyor. Bir yanma hissi hissediyorsunuz. Tabii ki o devamlı olmuyor. Yani çok böyle birkaç saniyelik bir olay. Bu asitin sizin yüzünüzde çalıştığını gösteriyor. Glikolik asit 7. Glikolik asit hiperpigmentasyonun azaltmasına yardımcı olur. Cilt tonunuzu dengelemeye yardım eder. Kolajen üretiminizi destekleyerek ince çizgiler ve derin kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Ciltten ölü hücrelerin atılmasına katkı sağlayarak cildin daha canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Gözeneklerin yağ, kir ve ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olup gözenek görünümünü azaltmaya yardım eder. Love that. şu an sadece gece kullanıyorum. Tabii ki yağlı ciltlerin gece gündüz kullanması tavsiye ediliyor bunu. Güneş ne zaman biraz daha gidecek? Muhtemelen yarın Ekim'in 1'i ama hala yaz gibi kullanamayacağım. Kasım ayına doğru başlayacağım. Bunlarla birlikte mutlaka dediğim gibi güneş koruyucuyu da kullanıyorum. Güneş ne zaman etkisini kaybeder? Biraz daha azalır yani gün ışığının etkisi. Yağmurlar başlar. O zaman sabah akşam kullanmaya başlayacağım bir ürün olur kendisi. Hyaluronik asitten bahsedeyim. Hyaluronik asit cildinize nem veren ve kendi ağırlığının 10 katına kadar vücuttaki nemi tutan bir ürün. Şuradaki hyaluronik asiti bulursam eğer, Pure Solution'ınkini de göstereyim. Her cildin çok seveceği bir ürün. Hyaluronik asit şöyle, hyaluronik asit 2B5, hyaluronik asit 2B5. Dediğim gibi bu elimde yedeyim. Tüm asitleri sürdükten sonra bunu uygulayabilirsiniz ya da cildinizin nem problemi varsa öncesinde bir cildinizi hafif nemlendirip bunu uygularsanız daha da güzel nem tutuyor. Ben kullanıyorum, gayet memnunum hyaluronik asitten.
Kendi ağırlığının 10 katına kadar nem tutan bir ürün. Sonrasında Revolution'dan şöyle bir ürün aldım. Salisilik asit Ordinary'den de almıştım. Amerika'daki dediğim gibi gelecek. Salisilik asit de gözenek küçültmeye, gözeneklerinizi temizlemeye, cildi sıkılaştırmaya yardımcı bir ürün. Dediğim gibi çok fazla yüklenmek istemiyorum. Biraz daha güneşin gitmesini istiyorum bu ürünleri kullanmaya başlamak için. Bir tane de gene Revolution'un şöyle Overnight Target Blemish Lotion, Salisilik Asit ve Salamin içeren solüsyonu var. Şu çift fazlı solüsyonlardan kulak çubukları yani Q-tipsleri batırıp lokal olarak geceleri sivilcenin üzerine bir damla değdiriyorsunuz ve sabah kurumuş oluyor diyorlar. Ben bunu henüz bir kere kullandım. Çok kullanma şansım olmadı. Maskeden dolayı yüzümde müthiş sivilceler çıkıyor. Kurutamıyorum. O yüzden aldım bunu. Şu ikisi birlikte geldi işte. Bunu dediğim gibi hiç %2'lik salisilik asit kullanmadım. Bunu da bir kez şuradaki sivilceme denedim ama o da zaten geçmiş bir sivilceydi. Mario Badescu'nun muydu bu? Yani onun muadili bir ürünmüş. Çok çok iyi olduğu söylendi. Çok çok övüldüğü söylendi. O yüzden ben de aldım. Bilmiyorum şimdilik şuradakini böyle bir gecede ne kadar kurutur bilmiyorum. Yeni bir sivilce çıkarsa onu da deneyeceğim mutlaka. Salisilik asit kullanmaya başlayacağım. Ve şöyle bir maske var elimde. Yves Rocher'den almış olduğum karbon maskesi bu. Gene içerisinde salisilik asit var. Bunu haftada 3 keze kadar uyguluyorsunuz. Ben bir kez denedim ama vermiş olduğu anlık gözenek temizliği, işte yüzünüzü beyazlatma hissi falan fena değildi. Yeterince iş görür gibi. Dediğim gibi bir kere kullandım. Yani çok fazla yorum yapabileceğim bir şey değil. O yüzden bunu da deneyimleyeceğim. Yeni ürünler ekledikçe size tabii ki tekrar video çekerim. Başka söylemediğim bir şey var mı? Tüm bunlarla birlikte cildim yağlı olduğu için şu an için şunu kullanıyorum. Bu bitmek üzere. Misha'nın güneş koruyucusu ama yağlı ciltlerin çok çok böyle makyaj altına falan anlaşamayacağı bir ürün. Çünkü yüzümde de bu var ve parlama yapıyor. Nemli bir bitişi var çünkü. Waterproof bir ürün. Güzel bir ürün fakat hani biraz daha nemsiz ciltler daha çok sever gibime geliyor. Bununla birlikte gene Misha'nın şöyle bir ürünü kullanıyordum. Bu da Power Block serisi 50+, PA+++ bir ürün. Bunlar bitmek üzere bir 15 güne falan bitiririm. Şöyle dayanamadım ve bunu aldım. Clearson yağlı ciltler için olan SPF 50+, PA++++ mineral UV filtreli güneş koruyucusu 80 ml'lik bir ürün. Kore Endi'nin kendi sitesinden aldım bunu. Yağlı ciltli kişilerin çok çok seveceği, çok çok övdüğü bir ürün olarak gösterildi her zaman. Bilmiyorum nasıl olur. Umarım bende de işe yarar. Çünkü böyle biraz daha yağsız bir ürün istiyorum. Sanki güneş koruyucular da biraz böyle parlıyor gibi geliyor. Makyaj yapacaksanız hele parıl parıl parlıyor. Fondöteni çok iyi tutmuyor diyebilirim yağlı ciltler için. Misha'nın güneş kremlerinden de çok memnunum. Hatta ondan da alacağım bir güneş kremim var aklımda. Bu kadar asit gösterdim. Dediğim gibi bunların hepsini ben bir kere de suratıma sürmüyorum. İşte bir gün... Hatta şunu da göstereyim size. Retinol Shot Serumu, Isana'nın bu. Retinol içeren, retinol ekstresi olan bitki. Çok zor bir isim var ve şu an adı aklıma gelmiyor. Retinolden önce cildimi alıştırmak için ben bunu kullandım. Bunu da her gün kullanmadım. Haftada 2 gün, haftada 3 gün kullandım. Retinol Shot bu. Rossmann'ın şöyle enjektör gibi. Şuradan basıyorsunuz ve ürün geliyor. Tüm yüzünüze uyguluyorsunuz. Bu da yani Rossmann'ın ürünü deyip geçmeyin. Güzel etkisi olan, etkisini gösteren bir ürün. Gene yüzünüzde sürdüğünüzde kımıl kımıl yapan, sonrasında güneş koruyucu kullanmanızı gerektiren, iyi nemlendirmenizi gerektiren bir ürün. Yani yüzünüz asitlere alışkın değilse yavaş yavaş başlamakta fayda var. Benim cildim dediğim gibi asiti çok seven, asiti fayda gördüğüm bir cilt. Her şeye rağmen alerjik bir cildim var.
hassas bir cildim var ama doğru kullanım, doğru dozda kullanım ve sonrasında iyi bir bakım yaparsanız cildiniz güzel toparlıyor. Retinol'ü bununla alıştırmaya başladım. Sonrasında Ordinary'den gelecek gene retinolüm var. Ona başlayacağım. %2 ile başlayacağım. Amerika'dan da %5'lik almıştım. Onlarla devam edeceğim. Retinol de gene işte cilt altına kadar inerek kırışıklıklardan tutun gözeneklerinize kadar cildinizi yenileyen, tazeleyen ve 27-28 yaş üstünde bence herkesin kullanması gereken bir ürün. Dediğim gibi bunların hepsini bir kere de sürmüyorum. Mesela peelingi haftada bir yapıyorum. Retinolü iki haftada bir, retinolü haftada iki kez kullanıyorum. Retinol kullanıyorsam işte sadece yüzümü tonikliyorum, retinol sürüp nemlendiriyorum. Ya da sadece yüzümü tonikliyorum, alfa arbutin kullanıyorum, nemlendirici sürüyorum. Her akşam öyle kat kat uygulama yapmıyorum. Sabahları mesela kalktığımda yüzümü yıkıyorum. Tonik uyguluyorum. Tonik de şu var elimde. Hamamelis toniği, Misha'nın hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Sadece yüzümü ısıtıyor ve nemli bir his veriyor. Serumun kolay dağılmasını sağlıyor sonrasında. Ben çok bir etki görmedim bu tonikte. Mesela sabah onu uyguladıktan sonra yüzüme niasinamin kullanıyorum mutlaka. Şu niasinamin. Sonrasında bufe uyguluyorum. Şöyle. Ve hyaluronik asit uyguluyorum ve nemlendiricimi, güneş koruyucumu uyguluyorum. Dediğim gibi yani bunu böyle cilt ihtiyacınıza göre kendiniz değiştirebilirsiniz. Her akşam bufe uygulamıyorum, her akşam alfa arbutin uygulamıyorum, her akşam retinol uygulamıyorum, her akşam nemlendirici uygulamıyorum, her akşam bilmem ne yapmıyorum. Krem olarak da bunu kullanıyorum. The Ordinary'nin Natural Factors AH nemlendiricisi. Şu an bu var elimde. Çok yoğun kıvamlı bir nemlendirici. Çok dikkatli, yani dikkatli derken az miktarda kullanmanız yeterli oluyor. Bunu da gene çok beğendim. Bundan almam. Elimde bir tane daha yedeğim var. Sor bittikten sonra belki gene bir şeye geri dönebilirim. Kullandığım ürün de bu. Sonrasında da işte normal nemlendiricimi, güneş koruyucumu sürüp güne devam ediyorum. Gün içerisinde nemlendiricimi değil, güneş koruyucumu yeniliyorum. Az önce de video çektiğim için o kadar gereksiz konuştum gibi geliyor ki böyle karıştı her şey. Neyse, kullandığım asitler bu şekildeydi. Siz de merak ederseniz daha fazla inceleme yapabilirsiniz. İnternete girdiğinizde artık her şekilde her türlü bilgiye çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Artık asit kullanımı çok fazla. Her yerde, her markanın, her bütçeye uygun asitler var. Dediğim gibi yani Ordinary ürünleri güzel fakat burada benim bütçemi zorlayacaktı. O yüzden Pure Solution'ı denedim. O da içerik olarak alkolsüz, parabensiz hayvanın üzerinde test yapmıyor ki her alışverişinizde şöyle hemen okuyorum, cildinize değil ihtiyaç sahibi kadınların hayatlarına da destek oldunuz. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Hachiko'ya bağış yapıyorlar. İhtiyaç sahibi kadınlara bağış yapıyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Çok da kadınların birbirine destek olması gerektiği bir dönemde. Çok güzel uygulamalar. Dediğim gibi Pure Solution'a başladım, bakalım nasıl gidecek. Şöyle zaten kitapçıkları çıkıyor ve içinden detaylı tüm hepsini öğrenebilirsiniz ki elinizde internete giren bir telefon varsa bunları çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden, beğeneceğiniz bir video olur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.